Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Evime geldim. Poşetleri çıkardım. İki turda. Biraz fazlaydı çünkü. Anneciğim. Benim mor kızıma ne diyorsun? Saçlarını aşağıya savurmuş. Mor kızıma ne diyorsun? Dallarını saçlarım aşağıya savurmuş. Bunları ama yapraklarını temizlemem lazım. Oy, nefes nefese kaldım. Seni daha fazla görmek istiyorlarmış Sevim Sultan. Sevim Sultan, seni daha fazla görmek istiyorlarmış. Ben dedim ki, sağlığına kavuşsun, görürsünüz inşallah. Doğru mu söylemişim canım? İnşallah canım. Şimdi kayınpederim pazı dalları almış. Pazı. Anneleri görüyor musunuz? Güzel, güzel. Fidesini almış, pazının fidelerini almış. Kayınvalidem de onlara oturmuş. Gerçi bu havada ben çıkmasını pek tercih etmiyorum ama. Anne, bu karnı var mı? Anladım da anne. Baksana, hava buz gibi. Şimdi hasta yatacaksın 2 gün. Daha su tutak bitti. Getirdim de ölmesin. Ben bunu çok seviyorum. Pazının sarmasını ölmesin mı, yemeğini mi? Kavurmasını mı, sarması. Hiç kavurmasını eşkilisi denemedim. Eşkilisi çok güzel olur. Eşkilisi nasıl oluyor? Çorbası mı oluyor? Eşkilisi yani? Şeyden. Mercimekti. İçine doğru mercimek çorbasından limon sıkıp. Salçalı mı yapıyorsun, ıspanak gibi? Su mu? Nefesin nasıl mi oldu? Çok güzel olmuş canım. Şu naneleri seviyorum da sabahtan beri. Ne kadar güzel olmuşlar. Bak, gülleri o kutudan boşalttım. Böyle edeceğim burayı işte, komple bak. Gül bahçesi yapacağım burayı diyor kayınvalide. Bak, şu kutudaki gülleri var ya. Hı hı. Onu getirdim işte, buraya diktim. Öbürü kızım, öbürü bak şu kutuda. Şunlar mı? Bak, ha, şunlar. Çekilmiş çekilmiş, bak kutu çekik ya, ha. Niye göremedim anne? Kızım, şu mu? Onun içi doluydu ya. Ha, anladım, şurada etrafındakileri çekmişsin. Evet. Ben gül seviyorum anne, gül hoşuma gidiyor. Öyle edeceğim şimdi. Böyle. Oğlum beni delet dışarısı bitti, çıkarttık biraz. Ha, Aras dışarıdaydı o zaman. Hevesini indirdi. Şu nasıl güzel kokuyor bir bilseniz. Şu nasıl güzel bu kokuyor. Bu kokor daha mı? Ne gel? Anne, bu gece bir de kokuyor. Anne, şimdi daha tam vermemiş. Bunun dalları da her bir tarafa yayılmış, şey, yazık. Ya. Bu tam meyve vermeye başladı. Nasıl budayacağız bunu? Şöyle leğine, şeyin üstüne atacak şuraya. Mışmulaya. Mışmulaya. Şimdi sen bunu kökten çıkarmayacaksın o zaman. Buradan, bu burada kalacak mı aynı şekilde? Bunu doğru etrafını açın, bu burada dursun. Oynatma. Bence de anne, bu yerini sevdi. Yerini sevdi, hiç oynatma ama bu damamız lazım. Bu damamız lazım. Bir ikincisi de anneciğim, şu altındaki şeyler kapanmış. Şunları hatırlamıyor musun, ne emeklerle tutturdun? İşte bu diyakini açılsın. Hava düzelmiyor yine. Bunu mecbur buducun aslında, altını boşaltıcı. Bu hava gene Nisan'ı bulacak galiba. Baksana anne, bir açıyor bir kapıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Benim bahçede çalışmama engel olan bir hava şartı yok ama şimdi ben bahçe işinden, çiçek işinden anlamadığım için kayınvalidem de bu böyle birazcık serin havalarda hemen üşütüyor. Kasları sıkışıyor falan. Ondan dolayı ben kızım sıcağı bekliyorum. O sıcaklarda bahçede çalışabiliyor. Bak. Onu ben merdivende gördüm anne. Aşkım benim. Anne, bu çiğdemin orada mı vardı? He? Bu nerede vardı? Nerede görmüştüm sanki bir yerde bunu? Hatice'nin kapısında. Hatice ablanın orada. Bir tane Torlant'tan getirdim ben onu. Bu her yerde. Aa, ben sana şey getirdim. 2 tane küçük kaktüs, bir de yaban kekiği. Kekik, bildiğin kekik dalından. Ablan çoğalttı, verdi. Getir abi, buraya. Onu sen ona vermişsin zaten. He. O tutturmuş, kocaman ağaç olmuş. Bizimki nerede? Bizimki kurudu. Kurudu. Evet. Şu çiğdemin oradakinden. Şu sarı çiğdemin oradakinden. Tamam, şimdi karıştırdım. Aynen öyle. Şimdi sen benden ne istiyorsun Güloş'um? Su açayım mı? Koy da. Hı. Şey olsun da. Tamam. Anne, şeyde Kemer'in ilk girişindeki salı pazarının yanında restoran var. Restoranda böyle mor ama bu morun daha açık rengi, değişik bir çiçek gördüm. Saksılara ekmişler. Anne, değişik bir şeydi. Arabadaydım. Öyle gördüm. İnip alamadım işte. Trafikteydik. O aklımda. İşte içim gitti.
Neyse şimdi başka su açacağız. Bunlara bir su vereceğiz. Can suyu vereceğiz. Tamam mı bebişlerim? Şöyle bir bahçe dozumuzu alalım. Bu da bu yukarıdan görünüyor. Onun kokusunu daha almadım, bilmiyorum. Anne bunlar düşmüş ya, tekrar verir mi? Yok artık değil mi bunlar? Yenisini öbür taraftan şey verir. Ay, mevsimlik artık geçti. Öyle. Öbür taraftan gül verir. Bu da koku. Bu kokuyor bu. Bu gündüz bile kokuyor. Bunu bak hep şey yemiş. Siz söyleyin adını. Bunu işte sümüklü böcekler falan yiyor. Aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? Kayınvalidemin bahçedeki, kapısının önündeki çiçeklerin hepsi bir çeşit bitkileri. Botanik bahçe gibi ama bir düzenle sıralanması lazım. Her şey o kadar çeşitli, değişik, güzel ki böyle alana dağıldığı zaman teker teker hepsi çok güzel. Üst üste. Millet dağıtmış bir bahçe, kadınlar açıyorlar. Yoğurt kaplarını, tenekelerini içinde ne çiçekler yetiştirmişler. Sen bir görsen. Bir de saksı eksiğimiz de var galiba anne ha. Bir saksıda birkaç tane çiçek çoğaltıyoruz galiba. Kızım yani önemli değil. Bir oraya koymuş, doldurmuşlar. Şunun küçük çiçeğine bir bakar mısınız? Gözünüzü seveyim. Şu nedir ya? Şunun küçük küçük bir sürü çiçeğin bir araya gelip de bu şekilde bir... Restoranttakini gördün mü? Kudurmuş, ta bu kadar olmuş. Sen oradan mı çoğalttın biliyorum. Benim kayınvalidem genelde çiçeklerin şeylerini para vermez. Gülü sökelim. Bir ikincisi de şuradaki asma aklımda anne. Onu ben de sökerim. Şey yaparım onu. Bel küreğiyle çıkarırım ben onu. Yerim anneciğim. Bak hele. Bak hele. Avokadolarımızı suluyor beyler galiba. Günlük takip ediyorum ben. Bak. Bak. Doğada huzur var. Güzelliğe bak. Benim aslında böyle merakım gerçekten genç kızlığımda da yoktu. Ben gelin geldikten sonra sonradan bu çiçek sevgisi, bağ bahçe güzel sevgisi bende oluşmaya başladı. Enerji, güzel enerji. İyi geliyor değil mi sana canım? Çiçek, enerji. Annem benim. Güzel. Bunun çiçeği, bunun değil de şunun. Değil mi anne? Ha. Kırmışlardı ya dalını. O kokulu laleyi kırmışlar, üstüne basmış öküz gibi. Öküz gibi. Yerim hep. Şunu söyleyeyim. Öbürü büyük olan, büyük şu. Olan. Bu zambak değil mi? Ben bunların hepsini karıştırıyorum. Daha vermedi bu şey. Ben şunun kokusunu alıyorum eve geçerken. Şununkini de akşamları alıyorum. Şu sarı olanın. Şu. O ne? Onun ismi ne? Yasemin. Bak işte. Bu Yasemin'in parfümü nasıl güzel olur biliyor musunuz? Koku seçerken Yasemin kokulu seçin. İşte Yasemin. Esansını alıyorlar bunun. Bunu. İşte bu. İşte koku bu anne. Bak. Gerçek koku Yasemin bu. Dur benim sana sürprizim var. Bu gerçek koku. Sana sürprizim var çiçeğim. Geliyorum bekle. Çiçeğim düştü, şunu şuraya koy da tepanın üstüne de atacağım. Kuş yuvamız düşmüş. Kuş yuvamız. Şimdi çakıp Yusuf işe başlamadan bir hafta sana şey anne kontenjanını ayırdı. Söyledim ben ona, bahçede dedim temizlenecek yerler var, her şey bir yerde çünkü. Dedi ki işe başlamadan şu inşaatı bitireyim bir hafta dedi, bahçede dedi. Gerekeni toparlarız, yerleştiririz, budanacakları budarız. Şuna bir bak. Açacağım, geliyorum şimdi yanına anne. Dur sana sürprizim var. Bakın hele şuna. Bundan gelinimde de var. Kocaman saksı da vitrinin üstüne koymuş. Kocaman olmuş bugün fark ettim. Bakın küçüğü de böyle açıyor. Yavaş yavaş böyle açıp çoğalıyor. Bunlar çiçek açmıyor. Evet canım. Anneciğim dolduracaksın ama soğuk havalarda değil, hasta olmadan. Bak bu şey dev telgraf çiçeğinin işte burada bayağı bir uzanma işimiz var. Anne bu kedi kulağı dediğin şey, kıllı dediğin neymiş biliyor musun? Kedi kulağıymış bunun ismi. Ve çiçek açmış. Zaten çıkma anne bu havalarda, son hasta oluyorsun, üzülüyorum ben.
Şimdi emin olun, bugün bahçeye çıktı ya, en az 3 gün hasta yatacak. Çünkü soğuk da gelmiyor, sıcak da gelmiyor. Çok değişik bir, Allah'ım şifasını versin, hastalığa sahip. Tamam, şimdi sürprizimle kayınvalideme tohumlar geldi. Söylemedim ona ben. Dedim ki anne birkaç güne gelir dedim. Nereye koymuş bu adam bunu? Heh, burada tohumlar geldi. En büyük umudum bunların içinden lale tohumunun çıkması. Lale istiyorum. Ama bilmiyorum her mevsimde her şeyde lale tutar mı? Lalenin şeyini, özelliğini internetten araştıracağım. Nasıl yetiştirme? Kayınvalideme şimdi soracağım. Hiç lale yetiştirdi mi? Nasıl olur? Ne olur? Tavuk sen buraya meskene dindin de buraları hep pisliyorsun. Yürü artık evine git. Kovuyorum, arkaya gidiyor. Kaç lira? Ya sen lirasını boş ver, aç hele aç. Yok, kaç lira? Sen ver, ben açayım. Kızlar, şöyle bir siteden sipariş verdim. Burada çiçek, sebze, meyve namını her şey var tohumlarında. Ama bunlar başka bir iş yapmıyorlar. Mesela toprak lazım oldu, toprak da yoktu. Şimdi bunların hepsinin üzerine küçük küçük karışık renkli aslan ağzı çiçeği tohumu 100 taneymiş. Böyle, ama hiç varmış yokmuş, ben şurada şöyle alanacım. Bunlar ağızları bir de klipsliymiş. Karışık renkli aslan ağzı çiçeği tohumu gene. Ondan 200. Yeşillik tohumu. 500 tane burada varmış anneciğim. Burada ne varmış? Sarmaşık tohumu. Lale tohumu nerede? 11 ay çuha tohumu. 11 ay çuha. Primula. Primulaymış cinsleri. Şimdi anneciğim benim senden istediğim şurada lale olması lazım. İnşallah. Bak laleler. Tohumların hepsinin rengi farklıymış, görüyor musun? Senden tek istediğim anne, bu laleleri çoğaltabilir miyiz? Sen yapabilir misin ben bunu? Ben çoğaltırım. Valla benim için en önemli şey. İpti de kutuya dikecek, sonra ayrı tutaracak. Paketleme çok sağlam değil mi anne? Ha. Güzel. Bak püf noktası, kılavuz göndermişler anacığım. Neye nasıldır diye. Hele sen suyu şahane. Açtın evde, üşüdüm evde, evde yapak annene veririm. Böyle. Bugün değil ama, bugün herhalde yetişemeyiz aşkım. Sen bugün yetişebilir miyiz bilmiyorum. Ben çünkü evde de işlerim var. Ben sana şimdi suyu açayım. Poşetin içine koy. Poşete. Şunu aç gülüm. Yok sana koy. Poşetler çok. Benim için burada annem birkaç tane istedi. Kayınvalidem tohumlardan ayıracak. Yeşillik tohumundan. Fesleğen tohumu, yeşil soğan tohumu, roka tohumu. Açıyorum açıyorum. Ben de üşüdüm, soğuk hava. Sen bir de bu soğukta çıkmışsın. İnşallah hasta olmazsın anne. Bismillah. Anne o tavuğu benim yakalayıp çıkarmam lazım. Yağmur başladı. Yok anne, günah, elin tavuğunu kesemeyiz biz. Annem sinirlendi gene. Bismillah. Sabah tost makinesi, akşam tost makinesi. Anam, vlogu kapattım. Bir yağmur hızlandı. Yağmur başladı yağmaya. Hemen can suyunu verdik kayınvalidemin ektiği pazılara. Ondan sonracığıma kayınvalidemi içeriye geçirdim. Geldim. Ne yapıyorum? Aras kuzuya şurada bir lahmacun vardı ya. Sabah sizinle poşetlemiştim. Onu hemen ısıtayım. Tost makinesini açtım. O karnım doyulsun. Biz de sizinle. Sobayı yetiştiremeyeceğim. Önce şu poşetlerimi getireyim. Arasçı bunları yeğenlerine, dayım gönderdi sana kazaklar. Canım benim. Tamam mı bebeğim? Oy 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 oy. Aras kuzum evdeymiş. Ben de arıyorum arıyorum, açmıyor. Dedi ki duymadım anne dedi. Değil mi anne? Değil mi canım? Size aynı zamanda şarja da takmam lazım. Ama şu aldıklarımı size göstereyim. Çünkü onları yerleştirirken sizi şarja takabiliriz. Başlayalım. Pırasa aldım. Çok az aldım. Çünkü Yusuf Bey ve Aras Bey de aynı zamanda pırasa sev tarafı. Pırasa sevmiyorlar, öyle söyleyeyim. Kıvırcık aldım şöyle kocaman. Bir de maydanoz aldım. Bir demet. Kıvırcığı ıslak değil de kurusundan seçtirdim. Çünkü ıslak olunca uyarı veriyor telefon şarj için.
Islak olunca çabuk şey oluyor. Böyle yumuşuyor, yaprakları kötü oluyor. Ispanak 1 kilo aldım. 40 liraydı. Şimdi tam ıspanağın, pırasanın böyle tam mevsim zamanı ya. Kış sebzeleri. O yüzden tüketmek istiyorum. Şöyle 200 liraydı bunun kilosu. Siyah zeytin. Seviyorum ben siyah zeytini. Evde yeşil zeytinimiz var bahçemizden ama yine de o siyah zeytin kahvaltıda eksik hissediyorum bazen. O yüzden şöyle 200 liraydı kilosu. 40 lira vardı elimde. 40 liralık yaptırdım. Yani 400 gram. Domates aldım. Şöyle ince oval domateslerden aldım. Bunlar ince zar olduğu üzerinde. Zar gibi ince kabuğu oluyor ve güzel oluyor. Seviyorum. Bunlardan aldım. 1 kilo kadar. 1 kilo salatalık aldım. Fiyatlarını hiç hatırlamıyorum. Toplamda pazara 500 TL verdim. Ondan sonra acaba havuç aldım. 1 kilodan biraz fazla. Küçük bir lahana aldım. Kapuska yemeği falan yaparız diye. Küçük bir karnabahar. Minnacık minnacık bir brokoli. Benim oğlum brokoli seviyor. Karnabahar da sever gerçi, yoğurtlu falan yaparsam. Bolca patates. 50 lira patatese verdim. O gösterdiğim standtan aldım. Çünkü oranın patatesi böyle güzel oluyor. Yumuşak oluyor. Haşlaması da güzel oluyor. Fırına ittiğimiz zaman da içi güzel oluyor. Anneciğim. Ellerini yıka da gel aşkım. Muz aldım. Muzları böyle özellikle küçücük aldım. İthal muz mu? Yerli muz mu? Bilmiyorum. Çünkü bunlar arasın beslenmesinde böyle kutulara falan koyduğum zaman iyi oluyor. Çok küçükmüş ama neyse, olsun. Bir tane de kısmetime, elime düştü. Bunlar bir tatlı oluyor. Bir lezzetli oluyor. İnanamazsınız. Bebe muz yani, anlayacağınız. Nefis bir kokusu var. Kivi aldım. Aldıklarımın arasında en pahalı ürün kiviydi. Çünkü 60 liraydı. Elma aldım. Kırmızı ve yeşil elma. Meyve olarak 3 çeşit bunları aldım. Portakalım var zaten. Başka da bir şey yok. Aldıklarım bunlardı. Yeşillikleri de gösterdim. Neyse. Şunları da göstereyim. Kitaplara geçeriz. Ablamdan şöyle dağ keki kökünden aldık. Nasıl güzel kokuyor, inanamazsınız. Bir de iki tane minnak böyle kaktüs verdi. Bunları kayınvalideme indireceğim. O ekecek. Lahmacun tamam sayıyor anneciğim. Yusuf ne kadardır tatlı 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 deyip duruyordu. Her şeyi ağzıma atıyorum. Acıktım, biliyor musunuz? Bunun da tatlı. Şimdi gelelim beni en çok heyecanlandıran ve mutlu eden tarafa. Kitaplar. 3 tane kişisel gelişim aldım. 2 tane de roman. Roman derken yani bilindik yazarlardan. Biri Livaneli'den Son Ada. Diğer bilindik roman Stephen King Yeşil Yol. Bunun filmi de vardı, çok duygusal. Stephen King güzel böyle gerilim kitapları yazıyor. Daha önce birçok kez Stephen King'in bir şeylerini okudum. Eserlerini. Bir Karakter Yaratmak. Kişisel gelişim. Yine psikoloji doçent Doktor Can Demir Doğan'dan Ailede Mutluluk Sanatı. Gerçi mutluyuz çok şükür. Bir sıkıntımız yok ama yine de böyle kişisel gelişimleri, psikoloji kitaplarını ben seviyorum. Şöyle bir tane. Ve Suat Derviş'in Fukara Ölüsü. Suat Derviş bu kendine tapan kadını da okuduktan sonra yazarın olaylara geçişleri çok sıkmadan hoşuma gitti. Ve dedim ki bir kitabını daha alayım. Suat Derviş'in de böyle bir fukara ölüsü vardı. Tamamen yazara odaklı aldım bunu. Konuyu bilmiyorum ama sanırım bu bir öykü. Öyküymüş. Tamam. Kütüphanede dedim ki kitapları yetiştiremezsem 2 hafta içerisinde okumayı arayıp tarihi uzatabilir miyim? Tabii ki bizi arayın dedi. Biz buradan sisteme giriyoruz. İstediğiniz kadar tarih yine size verebiliyoruz. Ya da ne bileyim, seyahate şehir dışına falan çıkarsanız, yetiştiremezseniz, getiremezseniz bildirin, kalabilir kitaplar dedi. Ben de bunların aldıklarım hepsini, 5 tanesini okumayı düşünüyorum. Bu da tahminimce gene 4 haftamı, 1 ayımı falan alır.
Öyle olunca numarası var bende. Kütüphaneyi arayıp uzattıracağım. Bugünden itibaren hemen okumaya başlayacağım ama neyi okuyacağım biliyor musunuz? Bir karakter yaratmaktan başlayacağım. Bunu çünkü böyle bayağı kurcalayarak, arkasını okuyarak aldım. Severek aldım. Kitaplarımız da bunlar. Hemencecik artık. Sizi şarja takayım. Siz biraz dolu verin. Soba için şey getirdim. Kuru odunlar falan terastan getirdim. Sobayı yakmam lazım. Siz şarjda. Bir de şu aldıklarımı yerleştireyim. Sonra da sizinle store perdeyi açacağız. Kargo açılımı yapacağız. Yusuf gelirse de onu taktırırız. Yok şey olursa da yetişirse, zamanım kalırsa da ben kendim sizinle beraber store perdeyi takacağım. Ispanağım ıslaktı ya. Islak ıspanak da çok güzel bozuluyor. Biliyorsunuz. Hazır tazecikken. Hemen ayıklayıp yıkayıp suda bekleteyim. Yemek için ıspanak yapacağım. Yanına da makarna haşlayayım diyorum. Maneyli makarna. Üf, geçen yaptığım makarna da yenmedi. Burgu makarna yapmıştım. Şimdi şurada su dolsun bir. Yemek faslına geçtiğimize göre demektir ki evdeki bütün işler hallolmuştur. Soba yanmıştır ki şu anda yanıyor sıcacık. Aralarında yabani otlar karışmış ama genel olarak taze saat şey. Bazı ıspanaklar böyle kötü oluyor. Mantar da alacaktım. Bulamadım mantar. Mevsimi mi değil, aslında tam mevsimi. Nemli havalar ama bilemedim. Ispanak yemeği yapacağım. Yanına da makarna mı yapsam? Ne yapsam? Aras babaannesine indi. Uno kağıtlarını aldı. Bana dedi gel anne uno oynayalım. Ben dedim anneciğim etrafa bir baksana. O zaman tezgah falan oldu. Ana baba günüydü. Dedim sence ben ona uno oynayacak durumda mıyım? Bir bak dedim. Baktı ki benim işim var. Benden umut yok. Bugün de çarşamba ve İngilizce var. Haftada bir İngilizce çarşamba günleri. İngilizce öğretmeni şey göndermiş. Ders tekrarlarını göndermiş. İngilizce ile zaten arası iyi olmadığını 2 yıldır söylüyorum. Bir türlü İngilizce'de kendini geliştiremiyor. Bilmiyorum. Yani hiç İngilizce öğretmeniyle konuşmadım. İngilizcesi bu arada iyi geldi. Çok iyi değil ama iyi geldi. Bu sene arasın. Bilmiyorum ya. Hani insan kendi evladının eksiğini az çok tahmin eder bilir ya. Matematikte süper. Ne bileyim Türkçe'de falan geometride gayet kendini geliştirdi. Okuması çok iyi. Hızlandı. Yazmayı da geliştiriyor. Bu hafta bayağı üstüne çalışıyoruz çünkü sürekli öğretmen verdiği fotokopilerde hep yazma işi var ve problemler falan da deftere yazıyoruz. Ama İngilizce'de çocuk bilemedim. Yani İngilizce öğretmeni tekrar istemiş. Ben de otur onları yap dedim. Kaçtı. Babaanneme gidiyorum dedi. Kağıtlarını aldı gitti. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bu ıspanağın 3'te 2'sine bugün yemek pişireceğim. Geri kalanını da doğrayıp difrize koyacağım. Şey istiyorum yapmak. Ispanaklı gözleme. El hamurundan, açma hamurundan. Annemin restoranında hatırlıyorsunuz. Hep böyle el açma hamurunu kendimiz yapardık. Nadir, çok nadir yufka kullanırdık. Çünkü bazen yetişemezdik yoğunlukta. Gözleme bu arada bizim annemin restoranında sattığımız en iyi ürünlerden başında geliyordu. Hem kahvaltıya hem akşam yemeğine de çok isteyen, öğlene pratikte oluyordu. Güzel karışık ıspanaklar, ıspanaklı, mix, ne bileyim bir sürü spesiyel gözlemeler yaptık. Oradan beridir biliyorum ki ıspanaklı gözleme çok lezzetli oluyor.
Yemek pişe dursun. Biz şu store'umuza bir bakalım. Keşke bunları ayrı bir poşete koysaydılar. Hepsini bir poşete geçirmiş göndermişler. Şunlardan bahsediyorum. Bunlar böyle şeye geçiriliyor. Ayarlanıyor galiba. Bunu yapmaya çalışacağız beraber. Bakalım başarılı olacak mıyız? Kılavuzu var mı içinde? Hiçbir fikrim yok. Tokası sağ taraftan mı yoksa? Tüh. Eyvah. Tokasını sağ taraftan mı göndermişler? Keşke sol taraftan not olarak yazsaydım. Ürün kaliteli bir şeye benziyor da bakalım. 530 liraya, 540 liraya geldi bunu sipariş. Ne oluyor? Ters. Sağ taraftan. Bu çok kötü oldu ya. Keşke bunu sol taraftan yaptırsaydım. Evet. Aynen. Renk güzel mi? Çok tatlı değil mi? Neyse bunları hemen çıt çıtlarını yapmaya geçeyim. Ne diyorsunuz rengi? Çok kolay zaten, iki tane çıt çıtı vardı. Evet, biraz sağ taraftan. Ben tabii ortaladım fayansıma göre ama biraz daha bunu sağa çekersem şey olacak. Siz söyleyin adını. Şu birazcık zorlayacak beni, ondan dolayı şöyle yaptım. Nasıl oldu? Gri seçtim özellikle uyumlu olsun diye. Beyaz daha mı iyi olurmuş sanki? Bilemedim. Neyse. Sanki krem ya da beyaz daha iyi olurmuş. Duvarlarımla uyumlu oldu. Mobilya şey, beyaz eşyalarımla uyumlu oldu ama gerçi salonumda da grilikler var ama şu perdeyle uymadı gibi geldi bana. Ne düşünüyorsunuz? Eğer orada da bir store olsaydı daha güzel olacaktı sanki. Oraya bir store daha mı söylesem? Bunlar tamam da. Oradaki tülle store uymadı. Yine de oraya bir tane daha galiba store sipariş vermem gerekecek aynı renklerde. Renk fena değil. İçime sindi gibi. Sadece şu ikisinin birbirinden farklı olması hoşuma gitmedi. Genel güzel duruşu. Meyve sepetimi bu şekilde yaptım. Yarısını koydum, yarısını dolaba koydum. Hem muzların, hem elmaların, hem kivilerin. Tabağa da tatlılarımı dizeyim. Tatlı tam istediğim gibi kıtır kıtır. Kimisinin şerbeti çok ağır oluyor, sulu oluyor, içi çok yumuşak oluyor böyle. Bu tam kıvamında, tam sevdiğim bu yani. Böyle sokakta tatlıcılar olur ya, onlarınkileri mesela benim hoşuma gitmiyor. Yusuf çok sever. Biz burada Kuzdere'nin girişinde köprüyü geçtikten sonra okulda, okulun köşesinde bir tatlıcı vardır. Her akşam orada belli bir saatte sıcak tatlı çıkarır. Oranın tatlısını mesela Yusuf çok sever, sıcak sıcak. Şerbeti çok ağır oluyor. Ben sevmiyorum. Halka tatlı falan da veriyor.
Ama ben böyle soğumuş, beklemiş, şerbetini çok içine çekmemiş kuru seviyorum. Böyle hoşuma gidiyor benim. Evet, tatlımızı da böyle koyalım. Afiyet olsun. Bunu yakarız. Burada durum ne? Ispanağımız ne durumda? Tutuşuyor. Yusuf aradı, geliyormuş, ekmek lazım mı diye sordu. Alacağım dedim ben de. Biraz da markete gidebilseydik iyi olacaktı. Arasın suyu, meyve suyu falan beslenme için. Kalmadı. Dişine suyu koydum bugün. Litrelik vardı. Onu böldüm, şişeye koydum, gönderdim. Tost malzemesi var ama şey yok. İçecek grubu yok. Bir de böyle kekmek almak lazım. Bu birazcık daha pişsin. Suyunu azıcık çeksin. Yusuf çünkü yoğun seviyor. Aslında yoğurt isteyecektim. Unuttum bak. Sonradan da aramak istemedim. Belki yoldadır, artık geliyordur diye. Çünkü siz söyleyin adını. Sarımsaklı yoğurt da çok güzel oluyor. Ben sarımsaklı yoğurt, ıspanağı seviyorum. Kayınvalidem soğan yerine şeyle yapıyor. Sarımsakla yapıyor. O şekilde de güzel oluyor ama ben soğanı seviyorum daha çok. Şunun ağzını kapatalım. Dün boruları silkelediğim için ne güzel çekiyor, görüyor musunuz borular? Ay, içim çıklandı. Evet. Hoş geldin canım. Bak, su dedim, su geldi. Arasın suyu da yoktu ama içecek de lazım tabii. Neyse, hayırlısı. Biz yemeğimizi yiyelim. Beyler doysun. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Ne yapayım? İyiyim canım. Sen nasılsın? İyi olmuş. Rosa. Beğendin mi? Çok iyi. Sence peki şu perdeyle uyumlu mu? Uyumsuz orada. Uyumsuz değil mi? Tabii. Söyleyeceğiz mi? Söyleyelim oraya da bir tane. Rengi hoşuna gitti mi peki? Rengi de çok güzel. Keşke daha beyaz mı söyleseydim? Hayır. Süper rengi. Gri iyi mi? Çok iyi. İyi, tamam canım. O zaman bir tane de buraya 1,5 söyleyeceğiz. Oraları şey altını anladım, ben seni biliyorum, şey istiyorsun oraya. Ona güneşlik. Oraya store olmaz, oraya güneşlik lazım. Güneşlik daha kolay çekilir. Ama ben çekecek bir şey istiyorum. Gece tamam, store olmaz da şey olur ama. Şuradan zaten güneşlik çıktı. Şuradan da çıktı, o güneşlikleri yıkar oraya asarım. Aynen, mantıklı. Oraya da bir tane daha aynısından sipariş vereceğim de. Sağ taraftan unutmuşum not yazmayı. Sol taraftan değil, sağ taraftan toplama aparatı. Baksana. Tatlıyı ben aldım bugün. Güzel mi? Taze mi? Evet. Ablamlara gittik ya. Senin haberin yok. Dur anlatayım sana. Dedik şu şoka gidip gelelim. Çünkü arasın eksiklerini alalım. Bir de yoğurt alayım. Süt yok. Süt alayım. Market alışveriş gibi değil de yani acil eksikler gibi düşünebilirsiniz. Motorla gideceğiz. Yusuf'un şu ceketini giydim. Buz gibi soğuk hava. Haydi çıkıyoruz. Şoka geldik de fantom. Benim eski dik süpürgem de fantomdu. Süpürge 2600 liraymış ama haznesi küçük galiba. Yo, bizimki gibi mi? Bakayım şöyle ha. Başlıkları şöyle, yok gene de bizimki daha şey sanki. Aldığımız Arnika daha iyiydi değil mi? O da 2700'dü. Şimdi bir şeyler aldım. Göstereceğim onları. Ondan altın acıdım bir tane. Sana zahmet olacak. Şimdi aras kuzuya kekler falan alacağım. Şöyle. Bunlardan koyuyorum ya beslenmesini. Bunlar da güzel oluyor. Tuzlu olduğu için hep tatlı koymuyorum. Şunlara ben zaten bayılıyorum. Kendim de yiyorum bundan. Evet. Yusuf çerez alacak herhalde kendine. Burada neler varmış. Granül. Ha canım? Badem. Çok az kaldı. Cıburlar. Bu waffle'lar güzel olmuyor. Meleğin Almanya'dan getirdiği o kadar güzeldi ki. Aslında bir gün waffle kendim denemem lazım da işte şey, waffle kabım yok. Tost makinesinde de oluyormuş ama ister istemez bence sucuk falan kokar. Tost yapıyoruz ya. Yine de. Pizza. Çocukluğumda çok yerdim bunların, böyle küçük paketli olanları vardı. Acılı hafif.
Ramazan geliyor ya, hayırlısıyla gelsin. Tatlı reyonu başlamış. Kayınvalidem aldığımdan. Çok tatlış. Bu pembeymiş. Renkleri başka belli değil. Ne var diye ama güzeldi bence sevgililer günün için. Çok güzel bir hediye. Bu hangi açacak acaba, belli olmaz da hangi renk açacağı. Neyse, alışverişimizi yapalım. Evde gösteririm aldıklarımızı. Bir de maden suyu alacağım. Kızlar alışverişi göstereceğim ama şöyle güzel bir şey gördük. Raf. 90 liraydı Şok'ta. 3 tane aldım. 2 tane yan yana sığmadı. Yani uzunluk olarak. Birini aşağıya, birini yukarıya tavalarım, tencerelerimi ayırdım. Birini de buradaki çelik tava, tencerelerimi ayırdım. Zaten yakında tavalarım falan değişecek. Teflon, özellikle çeliklerim gene kalacak ama çeliklerim sağlam, iyi durumda. Ama şu teflon grubunu, yani tavalarmış, işte pilavlık teflon tencereymiş falan, küçük tavalar falan, bunların hepsi değişecek. O zaman daha hoş durur ama yine de göstermek istedim size. Şu şekilde düzenledim burayı. Vallahi bence gayet tatlı oldu. Bu saklama kaplarıma başka yerim yok. Mecbur burada kullanıyorum. Onun için yorum gelirse şimdiden söyleyeyim. Ama genelde tencerelerim, tavalarım hepsi burada ve bu şekilde oldu. Bence çok da güzel oldu. Şöyle bir şey. İhtiyacı olan gidip alabilir. 89 lira 90. İşte 90 liraydı yani. 3 tane aldık. Bunu da şuraya tabaklarıma, burayı bir düzenlerim. Yani ya buraya, çünkü şu ıvır zıvır bu dolaba girmiyor. Yani bunlar donuyor, işte fıstık ezmesiymiş, pekmezmiş, balmış. Ondan dolayı bir de ekmeklik sepeti buraya bir yere almam lazım da tezgah üstünde istemiyorum ama yine de galiba bir tane şuraya bir yere mutfak renklerime uygun tezgah üstü ekmek sepeti sipariş vereceğim. Uzun istiyor bura. Anladım canım, tamam. Şuraya bir tane de bunu yapacağım. Neyse, gelelim alışverişe. 7 tane delikli şu gene Domestos'umdan aldım. Kutusu kötü olmuştu, attım onu. Yusuf kendine protein sütü aldı. Proteinli süt. Cevizli helva aldı. Bir deneyelim dedi. Şöyle bir şey almış. Banttan memnun musun canım? Çok güzel. Spor bandı almış. 44 lira. 4 lira mıymış neymiş bilmiyorum. Margarin aldım yine kurabiye murabiye yaparım diye. Kurabiye deneyimimiz kötü oldu diye vazgeçmedik kurabiyeden tabii ki. Arasa şöyle link aldım. Fazla almadım zaten, yarın perşembe cuma. 2 günlük, hafta sonu gene eksik alışverişini yaparız. Kek aldım. Şunlardan aldım. Bunlardan aldım beslenmesi için. Bunlardan birer tane koyarım. Sucuk aldım. Tavuk sucuk yiyor çünkü tostun içerisine. Dana sucuğumuz var ama istemiyor. O yüzden pirinç sucuk aldım. Krakerlerden aldım. Kendime maden suyu olmazsa olmaz. Yusuf kendine kolonya almış. Süt aldım. Boya aldım gene. En son boyadığım saç rengi. Bayağı oldu ama boyamayalı saçımı. Gene Hop'tan 010 siyah. Seviyorum ben bu rengi. Yıllardır da kullanıyorum. Aynı markayı da kullanıyorum aynı zamanda. Yakınlarda boyayacağım. Bakım videosu gelecek size. Değişim saç bakımı. Yoğurt aldım. Yusuf kendine granola aldı. Süt de içiyor. Ondan sonra kendisine şöyle kurutulmuş meyve karışımından almış. Gelelim şuna. Şu iki alışveriş. 1, 2 ve şu 3. Bunlar beni bugün mutlu etti. Hoşuma gitti gerçekten. Allah'ım böyle bir koku yok. Zeytinyağlı defne sabunu. Kalıp. Çok güzel. 75 lira mıydı? 100 yıkama için ne kadar da hatırlamıyorum ama 4 tane böyle. Nefis bir kokusu var. Yusuf dedi ki yüzük kamik için çok iyi gelir. Ben de aldım. Şöyle bir şey aldım. Bulaşık fırçam. Sizlere ömür, hatırlıyorsunuz Yusuf. Çünkü sobayı bir şey silerken bulaşık makinesine attım temizlensin diye. Ama geçmedi. Araları siyah olmuştu. Zaten eskiydi. Onu attım, yenisini aldım. Bir de böyle yedek fırçası vardı. İçerisine deterjan koyuluyor galiba. Ama nereden deterjan çıkarılıyor onu bilmiyorum. Yani bastıkça mı çıkıyor? Normalde bunun bir yerinde düğme olması lazım ki böyle bastıkça aksın. Bilemedim. Şöyle şurasına deterjan dolduruyorsunuz. Bulaşık deterjanı. Daha önce kullanmıştım. Pratik, güzel oluyor. Beğendiğim için aldım tekrardan. Olmazsa olmaz gene şekersiz Sprite aldım kendime. Geçenlerde size söylüyordum. Fasulye ve nohut sobayı kaldırmadan
soba üzerinde haşlayıp difrizli hazırlık yaz için istiyorum diye. Birer kilo aldım. Bunları büyük tencerelerde haşlayıp difrizlik hazırlık yapacağım bu yaza. Suyu zaten Yusuf getirmişti. Bu da son cevizimiz. Onlar bitecek. Aldıklarımız 1200 lira tuttu. Tabii 300 lirası sadece şuna diye düşünebilirsiniz. Ama gayet memnunum alışverişimden. Sizleri çok öpüyorum. Allah'ın izniyle yarın görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın kızlar.